Flash yapmış olduğumuz web siteleri ya da animasyonlar içerisinde içeriği daha zengin bir hale getirmek için gerektiğinde video dosyaları da kullanabiliriz. Flash'te video dosyalarını kullanmak için iki farklı yöntem var. Bunlardan bir tanesi video dosyalarının Flash filmin içerisine gömülmesi yani embed edilmesi. Diğeri ise video dosyalarının Flash dosyasından bağımsız olarak harici bir şekilde tutulması ve istenildiği zaman çalışma zamanında Flash'ın içerisine yüklenmesi. Her iki yöntemin de kendilerine göre artı ve eksileri var. Gerektiğinde embed yöntemini, gerektiğinde ise hacil şekilde yükleme yöntemini kullanabiliriz. Şimdi öncelikle embed yöntemini görmek için File'dan Import seçeneğini seçiyorum ve Import to Stage diyorum. Ve varlıklar klasörü içerisinde bulunan video.flv dosyamı seçerek Aç ya da Open seçeneğine tıklıyorum. Bu işlemden sonra karşımıza Import Video seçeneği çıkacak. Bizim burada yapmak istediğimiz bu FLV dosyamızın SF dokümanı içerisine embed edilmesi. Flash'ın okuyabileceği video türleri sınırlı. Bunlardan en önemlisi ve en çok kılı olan dosya türü FLV. Diğeri QuickTime Move dosyası ya da MP4 dosyalarını çalışma zamanında Flash'a okutabiliriz. Şu anda örnekte seçmiş olduğumuz dosya bir FLV dosyası. Diğer video türlerini örneğin AVI ya da MPEG gibi dosya türlerini FLV dönüştürmek için Adobe Media Encoder adındaki yazılımı kullanabilirsiniz. Burada eğer farklı türde bir dosyayı import ediyorsanız Launch Adobe Media Encoder butonuna tıklayarak Adobe Media Encoder yazılımının açılmasını ve bu yazılımı kullanarak videolarınızın FLV formatına dönüştürülmesini sağlayabilirsiniz. Biz bu örneğimizde FLV dosyamızı Flash'ın içerisine embed etmek istediğimizi söylemiştik. O yüzden Embed FLV in and Play Plain Timeline seçeneğini seçip Next'e tıklayarak bir sonraki adıma ilerliyorum. Burada embed edilecek yani filmin içerisine gömülecek olan sembol tipini belirliyorum. Flash içerisinde bunun Embedded video olarak belirleyebiliriz. Ancak bu noktada daha esnek kullanım için import ederken kullanacağım dosya sembol türünün movie clip olarak belirlenmesini sağlıyorum. Gömülecek olan dosyanın sahne üzerine bir yansımasını bırakılmasını istiyorsak place instance on stage seçeneğini seçiyorum. Burada önemli olan iki tane seçenek var. Eğer videonun sesinin de import edilmesini ve flash'ın içine gömülmesini istiyorsanız include audio seçeneğinin yanındaki checkbox'ın üzerine tıklayarak bir çek işareti atıyoruz. Diğer önemli seçeneğimiz expand timeline if needed seçeneği. Bu seçeneği mutlaka seçmeniz gerekiyor. Eğer bu seçeneği seçmezseniz flash filminiz içerisinde videoyu kullanmak istediğiniz alan eğer videonun uzunluğundan daha kısa ise bu zaman çizelgesi genişlemeyecektir. Dolayısıyla videonun hepsini görüntüleyemeyeceksiniz. Dolayısıyla Expand Timeline If Needed seçeneğini seçtiğimizde videomuzu kullanmak istediğimiz alanda videonun gösterilmesi için yeteri kadar kare yoksa Flash otomatik olarak bu alanı bizim için yaratacak ve kareleri ilerletecek ve kareleri genişletecektir. O yüzden Expand Timeline If Needed seçeneğini de seçiyorum. Next diyerek bir sonraki adıma gidiyorum. Finish butonuna tıklayarak videonun Flash içerisine gömülmesini sağlıyorum. Filmimizi denemek için kontrolden test movie seçeneğine tıklıyorum. Şu anda video.flv dosyamız flash filmimizin içerisinde gömülmüş bulunmakta ve harici dosyayla olan tüm ilişkisi kesilmiş durumdadır. Dolayısıyla harici video.flv dosyamızı makinamızdan sildiğimizde bile bu filmimiz içerisindeki video dosyamız görüntülenebilecektir. Şimdi ise diğer yöntemi görelim. Bu işlemi yapmak için file'dan new diyerek yeni bir dosya oluşturuyorum. Flash'ta harici videolarla çalışırken ilk yapmamız gereken şey, FLA dosyamızı kaydetmek. Bunun amacı dosyamız ile harici video dosyası arasındaki yol problemlerinin ortadan, yolla ilgili problemlerin ortadan kaldırmak için bu işlemi yapıyoruz. Dolayısıyla en mantıklı işlem FLA dosyamızla FLV dosyamızı aynı konuma kaydetmek olacaktır. Bu işlemi yapabilmek için file'dan save ya da save as diyerek dosyamı varlıklar klasörünün altına video.fla adıyla kaydediyorum. Şimdi fla dosyasının harici olarak kullanılmasını göreceğiz. Bu işlemi yapmak için file'dan import, import to stage seçeneğini seçiyorum. Video.flb dosyasını seçtikten sonra karşıma çıkan pencereden bu sefer load external video with Play, playback component seçeneğini seçip ileriye tıklıyorum. Bir sonraki adımda kullanacağım video oynatıcısının Skin özelliğini yani deri özelliğini belirleyebilirim. Burada kullanabileceğim birçok özellik var, birçok skin var. Bunların isteğiniz, tercihiniz doğrultusunda herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Ben örneğim için Mohave external all seçeneğini seçiyorum ve ileriye tıklıyorum ve finish butonuna basarak gerekli metadata'nın alınmasından sonra sahne üzerine fail ve play bir komponentinin yerleştirilmesini ve bu FLV -e Playback komponentinin de harici video ile ilişkilendirilmesini sağlıyorum. Kütüphaneme baktığım zaman burada değişik bir kütüphane elemanı görüyoruz. Bu bir komponent ve bu komponentimizin ismi FLV -e Playback. Oluşturmuş olan bu FLV -e Playback komponentinin özellikleri ya da herhangi bir komponentin özelliğini değiştirmek istediğinizde Window'dan Component Inspector penceresini açar ve bu pencere içerisindeki değiştirebileceğimiz özelliklerin listesini görebiliriz. Herhangi bir tanesini değiştirmek için ilgili özelliğin üzerine tıklayıp açılır menüden farklı bir özellik atayabilirsiniz. Şimdi filmimizi denemek için bu pencereyi kapatıyorum, bu paneli kapatıyorum ve kontrolden test movie seçeneğine tıklayarak filmin denetmesini çalışıyorum.